Vanitis, ruh ikizi kişilik bozukluğu. Vanitis nedir? Bu kelimeyi kırmızı ab camiasında sıklıkla duyuyoruz. Rollo Tomassi Vanitis'i şöyle tanımlar. Vanitis bir felç halidir. Vanitis'e yakalandığınızda olgunlaşmayı, hareket halinde olmayı ve kendiniz olmayı bırakırsınız. Sizin için yaratılmış o kişi gerçek değildir. Bu ruh eşimitidir. Bazı kadınlar iyidir, bazıları kötüdür. Ancak sizin için mükemmel olan bir kadın yok. Aksini söyleyen olursa bu size bir şey satıyorlar demek. Van Aites, günümüz modern kültüründe aşk olarak bildiğimiz, erkeğin bir kadına yoğun duygusal yatırım yapması sonucu, onu her tırnak içinde her şeyden çok sevmesine verilen addır. Burada tırnak içinde alınan her şeyden çok detayı önemlidir. Çünkü gerçekten de aşık olduğunu iddia eden erkeklerin, aşık oldukları kadınları herkesten ve her şeyden daha çok sevdiklerini söylediklerini duyarız. Kendilerinden bile daha çok. Böyle bir sevgiyi hastalık yapan şey aslında sevginin kendisi değil, onun yozlaşarak dengeyi kaybetmesi suretiyle bir saplantı haline almasıdır. Bu saplantının günümüzde birçok erkekte görülmesinin en büyük sebeplerinden birisi de toplumumuzun en derinlerine işlemiş bir koşullandırma mekanizması olan ruh ikizimitidir. Ruh ikizimiti adının da çağrıştırdığı üzere kişinin onun için yaratılmış bir ikizinin olduğuna ve yaşamının amacının bu ikizi bulmak olduğuna ve onu bulmadan asla mutlu olup tırnak içinde tamamlanamayacağına olan inancıdır. Toplumumuzda bu mitin çok sağlam bir şekilde yerleşmesinde izlediğimiz filmlerin, dizilerin, okuduğumuz kitapların, dinlediğimiz şarkıların hatta atalarımızdan gelen efsanelerin bile payı vardır. Mesela Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin ve bu şekilde kültürümüz erkekleri Van Aytis'e yakalanmaya müsait hale getiren inançları içselleştirerek büyüdür. Van aslında erkeğin kendi doğasından ve erkek cinsel stratejisinden tamamen arınarak kadın doğasını ve kadın cinsel stratejisini benimsemeye şartlandırılmış ve bunu olmasından da kaynaklanır. Van e yakalanan erkeklere baktığımızda neredeyse hepsinin tabak çevirmektense tek bir kadına odaklandığını ve onu bir ödül, kendisini ise o ödülü hak etmeye çalışan biri konumuna koyduğunu ve aşkın ve sevginin kutsallığına olan inancını kullanarak bu fanteziyi rasyonelleştirdiğini görürüz. Vanitis maalesef günümüz toplumunda yüceltilen bir şeydir ve bunda kısmen kadınların da payı var. Bir erkek dedaktif sorun çözücülüğünün getirdiği düz mantığıyla Kadınların ne istediğini anlamaya çalışıp onların ne söylediklerine odaklandığında duyacağı tüm şeyler o erkeğin vanitys konumunda olmasını sağlayacak şeylerdir. Yani kadınlar da kendi zihinlerinde onlara saplantı duyacak erkekleri istediklerine inandırılmış durumdalar. Ama tabii ki milyonlarca yıllık evrimsel süreçten geçmiş doğalarımız buna kıyasla bir nefes alma süresinde olan 100 yıllık sosyal koşullandırmanın silemeyeceği kadar güçlüdür. Vanitys erkeklerde kadınlardan daha çok görülür. Çünkü erkek doğası gereği bir kadını idealize ederek sevmeye yönelimlidir. Çoğu kadın, çoğu kırmızı hapman kafası erkek bunu iyi ve gurur duyulacak bir şey sanıyor. Sosyal medya mecralarında kadınların sevgisi sahtedir ama erkekler gerçek sever diye zırvalıyorlar. Ama halbuki erkeğin bu yönelimi Vanitas'in oluşmasının temel sebebidir. Vanitas kavramı o kadar popülerleşti ki mainstream merdiven altı psikologları bile bundan bahsetmeye başladı. Ama işin ilginci onlar bile bunun erkek ağırlıklı bir hastalık olduğunu kabul etmiş durumda. Çünkü kadının doğası genellikle onların bir erkeğe karşı obsesyon geliştirmelerini engelliyor. Ama kadınların da vanitis geliştirdikleri ender vakalar da var. Şimdi vanitis'in nasıl bir şey olduğunun daha iyi anlaşılması için bir vakayı inceleyeceğiz. Merhaba Agi abi. Sunucudaki yazıların çok faydalı ilişkiler hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Birkaç sorundan bahsetsem konuşabilir miyiz? Teşekkür ederim. Böyle şeyler duymak teşvik ediyor insanı. Çok sağ olun. Bahset bakalım. Lise 3'e gidiyorum. Sevdiğim bir kız var. İlk iki yıl aynı sınıftaydık. Lise 2 sonuna, sonunda sınıflar karma şeklinde değiştirildi. Artık aynı sınıfta değiliz. Aynı sınıftayken pek yakın arkadaştık. Özellikle lise 2'de. Hatta o yıl hep sıra arkadaşımdı. Yerimiz hiç değişmedi. O biraz çalışkandı. Yerini değiştirmesini önerseler de reddetti. En arka sırada olduğu için. Neredeyse her gün WhatsApp üzerinden de konuşuyorduk. Şimdi sen onca zamandır oluşan samimiyetten ötürü senden hoşlanacağını umuyor olmalısın. Muhtemelen Frenz Daha sonra Red Pill denilen şey hakkında az çok bir şeyler öğrendim. Kendimi değiştirmeye çalıştım. Sadece Red Pill değil aslında kişisel gelişimi öğrendim. Spora başladım. Pek çok YouTuber dinledim. NoFap'te nasıl başarılı olurum, geleceğimi nasıl inşa ederim ve ilişkilerimde nasıl bir erkek olmalıyım. Bunlar hakkında birçok şey dinledim. En çok vücudumu değiştirdim ve değişmeye de devam ediyor. Aferin. Bu yaşta bu konularda gelişmek için çabalamanın hayatının ilerleyen safhalarında müthiş katkısı olacaktır. Bu arada NoFap yapmana da gerek yok. 48 kiloyken başladığım kilo alma serüvenimde şu an 66 kiloyum. Bunun %90'ı kas kütlesi. Bir yıldır spor salonuna gidiyorum. Ve derslerim rezaletti. Onların da üzerine gittim. Kendimi beğen, beğenmek gibi olmasın ama hep zeki olduğumu düşünüyorum. Ama ders çalışmadığım için notlarım düşük geliyor derdim. Gerçi hala çok yüksek değil, uzun saatler ders çalışacak disiplini inşa edemedim. Ama o zamana göre notlarımı yükselttim. Hayatınla ilgili bir sorumluluk bilinci edinmeyi başardın yani. Çok güzel. Acaba problem nerede başlıyor? Bunu merak ettim. Başlangıçta bütün güzel şeyleri sıraladığına göre muhtemelen birazdan okuyacağım şeylerde sıçmış sıvamış olmalısın. Tabii bunlar kızın önünde gerçekleşti. Ve gerçekten benim zeki olduğumu düşündüğünü de söylemişti. Spora gidiyor olmamın da onu etkilediğini söyleyebilirim. Her neyse, genel bir özet geçittim kendim hakkında. Şimdi yaşananlardan birkaç şey anlatayım sana. Kendini geliştirdiğini gördükçe kızın sana zamanla, zamanla ilgisi oluşmuş gibi. Bakalım sonra neler olmuş. İlk olarak şunu söylemeliyim ki şimdi geriye dönüp baktığımda ben o kıza açılmalıydım. Açılmak ne kardeşim ya? Açılmak falan yok. Bir kızdan hoşlanıyorsan olay yürür bu aranızdakileri fizikseli taşımaya çalışırsın. İlk buluşmamız dört kişiydi. İki erkek, iki kız. Dörtlü bir arkadaş grubuyduk. O gün yaşanan tek olay kızın kafasını omzuma koymasıydı. Kızlar bunu arkadaşları olarak gördükleri herkese yaparlar. Buradan çıkarılabilecek bir ilgisin yanı yok. Kızların kız arkadaşlarıyla olan ilişkilerini inceleyin. Birbirlerinin koluna girerler, ellerini tutarlar, sarılırlar, başlarını omuzlarına dayarlar ve hatta bazen öperler bile. Ama tabii ki yanaklarından. Friendzone'daki erkekler de bunları deneyimleyebilirler. Bu normal. İkinci buluşmamız bir proje ödevi için müzedeydi. İki kız ve ben. Çok eğlenceliydi, güldük falan. Zaten hep biliyorduk. Her neyse. O gün de pek bir şey olmadı. Aslında daha doğrusu Belkaz'a hiç yanaşamadım. Hep sohbet halindeydim. Tabii ki ama ilişkiyi bir adım öteye geçirecek bir şey yapmadım. Çünkü korktum. Aranızdaki ne olduğu belli olmayan ilişkiye o kadar çok duygusal yatırım yaptım ki gerçekten istediğin şeyin peşinden koşmak uğruna şu an sahip olduğun şeyi riski atmayı gözü alamadım. Daha sonra bir gün yalnız ikimizin olduğu bir buluşma oldu. O teklif etmişti arkadaşına doğum günü hediyesi alacaktık. O gün açılmayı çok düşündü. Kız seni birlikte alışveriş yapmaya çağırmış. İyice kız arkadaşı kafasına koymuş seni. Rollo Tomassi'nin bir sözü vardır. Kadınların erkek arkadaşları ve kız arkadaşları vardır. Eğer onları becermiyorsanız o zaman onların kız arkadaş kız arkadaşısınızdır diye. Şu an sen de bu konumdasın. Sana şunu söylemeyi unuttum. Ben kızla buluşacağım zamanlar hep ilk başta acayip gerilirim ve heyecanlanırım. Gene öyle oldu. Ve acayip kasıntılıydım bu buluşmada. Ama kasıntılıktan bu sefer sohbet bile adam akıllı açamadım. One it is. Aslında tamamen suçlu değilim. Çünkü pek bir arkadaş çevrem yok. Tek arkadaşım o. Ve onun arkadaşları. Yani eğer red yersem hem tüm arkadaşlarıma ezil olacağım hem de koca bir lise boyunca neredeyse hep yalnız kalacağım. Benle konuşan kişiler bile benim böyle bir şey yaşadığımı bilerek benimle konuşacak. Şimdi ezikliğinin sorumluluğunu üstünden atmaya çalışıyorsun şu an. Tüm bunların suçlusu sensin. Kendini bu konuma sen sokmuşsun. Kimseye rezil olmayayım korkusuyla lise sonuna kadar bu kızla arkadaşı oynayamazsın. Ya hamle yapıp şansını deneyeceksin ya da tamamen hayatından çıkaracaksın. Ve kız o buluşmada yapacak bir şey olmadığı halde biraz daha dolandı benimle. Ama ben tabii ki hiçbir şey yapamadım. Sadece bir daha bir buluşma ayarlamak için oradaki kütüphaneyi gösterip Gelecek sınavda sana burada matematik çalıştıracağım demiştim. Onaylamıştı. Şimdi buluşmada bir sonraki buluşmayı asla ayarlamaya çalışmayın. Bırakın bir sonraki buluşmanın olup olmayacağını kız düşünsün. Bu konuda merak etsin ve eve döndüğü zaman bu konu kendi düşüncelerinde ve diğer kız arkadaşlarıyla olan mesajlaşmalarında pişmesi gereken bir konu. Ama bu durumda kızın sana karşı gerçekten hisleri olabilir. Ama bu şekilde onu kaybetme korkusunun seni pısırıklaştırmasına izin verdikçe olacak işi mahvedersin. Zaten burada da kızı biraz sıkmışsın gibi görünüyor. Her neyse dağıldık evlere. Tabii ben o gün bayağı bir ağladım. Kendime sinirimden ama. Bu buluşma Alice 2'nin yazında olmuştu. Bu arada bu kız bana pek çok kez sağılmıştı. Bir keresinde elimi bacağına koymuştu falan. Bu tür şeyler de yaşadım tabii. Ama abartılacak bir şey yok. Demek istediğim ben bu yeşil ışıklara rağmen açılamadım. Şimdi ağladın çünkü bedenin kendine çektirdiğim bu işkenceye dayanamadı. Kendine kızman normal ama hala hatalarının sebebini anlamışa benzemiyorsun bu noktada. Bu arada açılmak ne kardeşim ya? Gidip nasıl hissettiğini söylemeyi falan mı planlıyorum kıza? Sakın böyle bir aptallık yapma. Bu kadıncadır. Sen gider buluşma ayarlar ve iyi vakit geçirirsin. İşi fizikselere taşırsın bu kadar. Kız senden hoşlanıyor fasana gelir zaten. Daha sonra lise 3'e geçtik. Artık farklı sınıflardayız. Ama eve beraber dönüyoruz. Yolun yarısında ayrılıyoruz. Evlerimiz farklı yerlerde. Bir gün yine dönerken bana dedi ki: "Önümüzdeki mavi eşofmanlı çocuğu görüyor musun?" Ben de "Evet tanıyorum. Emirhan değil mi o?" demiştim. Ve sonra bana dedi ki: "Ben o çocuktan hoşlanıyorum. Sence gidip konuşsan mı?" Of! İşin buraya geleceği belliydi. Bir şansın olduysa bile bu noktadan sonra o şansı kaybetmişsin. Bunun için kendinden başka suçlanacak kimse yok. Kıza kızma. Kadınlar ilişkilerde erkeklerin liderliğini takip ederler. Sen kıza aranızdakilerin arkadaşlık olduğunu düşünmesi için elinden geleni ardına koymamışsın. Şimdi de kız doğal olarak kızların arkadaşlarına yaptığı bir şey yapıyor. Hoşlandığı erkekler hakkında konuşuyor. Kız bile senden daha cesur bu arada. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş direkt merhaba senden hoşlanıyorum mu diyeceksin diye sormuş kıza. Kız da ona yok daha önce Instagram'dan konuşmuştuk ondan hoşlandığımı biliyor diye cevap vermiş. Eleman da sen bilirsin istersen git konuş demiş. Merhaba senden hoşlanıyorum demesine gerek yok bu arada. Instagram'dan istek attığı ve yanında konuşmaya, yanında konuşmaya gittiği andan itibaren herkes neyin ne olduğunu biliyor zaten. Zamanında bir fırsatın olmuştu belki ama omurga gösteremediğin için Şimdi artık şans gerçekten isteklerinin peşinden koşabilen ve istediklerini alamayacağını anlayınca arkasına dönüp çekip gidebilme omurgasını gösterebilen bir erkeğe geçti. Ben de 5-10 metre arkada arkalarında onların gidişini izledim. Oldukça kötü etkiledi beni. Beni liseli bir çömez olarak gördüğüne eminim. Ama cidden aşığım. Ve pek çok kez kızı görür görmez acayip heyecandan kalbim sıkıştı ve kustum. Tabii kızın önünde olmadı ama bekle geliyorum diyordum Gidiyordum tuvalete, kusuyordum. Onun dışında birkaç kız daha bana açılmış neredeyse ama yüz bile vermemişti. Öncelikle yaşadığın şeyi aşk diye yüceltmeyi bırak. Bu vanitis, bir ruh hastalığı, bir saplantı. Bunu sisteminden atıp kurtulman gereken bir hastalık olarak görmeye ne kadar erken başlarsan gerçekten iyileşip maskülen bir benlik geliştirmeye de o kadar yaklaşırsın. Bu arada abicim senin bu kızı acilen bırakman ve her yerden kesmen gerekiyor. Gerekirse okul değiştir. Sen bu saatten sonra bu işi buradan toparlayamazsın da. Vücuduna bulaşmış bir virüs gibi sisteminden atman lazım bu kızı. Yazdıklarımı okudum da beni ucube gibi görmeni de istemiyorum. Yani kızlarla muhabbet bile açamayan bir beta değilim. Oldukça güldürürüm ve konuştukça konuşuruz. O yüzden hala, zaten hala arkadaşız. Çirkin de değilim. Kardeşim seni tabii ki ucube gibi görmüyorum. Hepimiz bu yollardan geçtik. Senin gibi gençlere yardımcı olmak istiyorum. O yüzden bu içerikleri üretiyorum. Her neyse sonuca geleyim. Şu an kızla çocuk sevgililer. Artık kızla Whatsapp'tan neredeyse hiç konuşmuyoruz. Ve okul varken öğle teneffüslerinde yanına gidiyorum. Bazen bir şeyler atıştırırken konuşuyoruz. 3-4 kişi diğerleri hep kız oluyor zaten. Konuşabiliyorum. Hiç tablama yeteneği olmayan bir erkek erkekle değilim. Sadece açılamadım. Hala açılamadım diyorsun. Kız seni yavaşça aradan çıkarmaya çalışıyor. Oğlan da kızı buna zorluyor muhtemelen. Vanita gelince senin işlemin bitti tabi. Senin bu kızdan tamamen uzaklaşman lazım. Hatta tavsiyem okul değiştir. Bu kızla denk gelebileceğiniz ortamlar oldukça derslerine ve sınav hazırlıklarına yeterince odaklanamayacaksın. Kıza açıklama bile yapmana gerek yok. Aniden çık git okuldan. Sorarsa birkaç sudan bahaneyle geçiştirirsin. Onun dışında bana sevgilisinden bahsederse evet, iyi, hayır falan tek kelimeyle geçiştiriyorum. Sanırım arkadaş olarak beni seviyor şu an ama ben öteye geçmek istiyorum. Şu an sevgilisini de oldukça seviyor. Tabii genel olarak anlattım ama kız da net bir yeşil ışık yakmadı bana. Aslında hiçbir zaman yapmadı bunu. Hep bir şüpheliydim. Çünkü arkadaşlarıyla bazen başka erkekler hakkında konuşurlardı. Ben anlamazdım. Kimin ne olduğunu tanımadığım için ama kızın yakın arkadaş kızın yakın olduğumuz zamanlarda da benim tanımadığım bir sevgilisi oldu sanırım. Of. Ne öteye geçmesi abicim ya saçmalama. Kızın sevgilisi varsa öteye geçeceğim diyorsun. Başkasının sevgilisini ele geçirmek için hayaller kuruyorsun. Senin kendine hiç mi saygın yok? Ulan ya. Ve bazen neredeyse hiç ilgi alamazdın. Hatta terslendiğimi bile hatırlıyorum. Ve bazen bakardım diğer erkeklerle nasıl konuşuyor. Fark ederdim ki aslında bana o kadar da özel davranmıyor. Ben sıradan biriyim derdim. Tabii bunlar bakış açılarımdan anlattığım şeyler. Belki de bu kız beni hep arkadaş olarak sevdi ama ben böyle anladım. Buralarda biraz uzatmış ama Vanaitis'e yakalanmış bir erkeğin düşünce yapısını görün diye paylaşıyorum. Ve fark ettiyseniz bu adam gerçeklikten tamamen kopuk değil. Uykusundan uyanmak üzere olan ama hala gördüğü rüyaya devam edebilmek için yatakta sağa sola kıvranan bir adam gibi. Bilerek, isteyerek kendi hür iradesiyle bu konumda bulunuyor. Hatta başka kızlardan ilgi görse bile bu kadının olmayan ümidi uğruna onları yok sayıyor. İşte vanaytis böyle bir şeydir. Ya da hala benden hoşlanıyor ama sevgilisiyle beni kıskandırmaya çalışıyor. Parantez içinde yazmış uç bir örnek verdim, böyle düşünmüyorum tabii ki ama olasılık. Kendini kandırmaya devam ediyorsun. Bunun olmasını ne kadar çok isterdin öyle değil mi? Hatta belki de bunun miniminle acıkmamıydığına sarılıyorsun. Böyle bir olasılık olsa bile omurgasız bir fısırık olmana değer mi bunun için? Bu arada ilk defa birine bu kadar şey anlattım. Yardımcı olursan beni çok mutlu edersin. Merak ettiğim şeyler nasıl bir tavır takınmalıyım, neleri yanlış yaptım, düşüncelerimden neleri değiştirmeliyim ve en çok ihtiyacım olan nasıl bir kızın arkadaşı değil de sevgilisi olabilirim. Çünkü neredeyse her kızla iyi arkadaş oluyorum ama ötesinden geçemiyoruz yanlış anlaşılmasın. Sadece o kızla ilişkimi ilerletmek istiyorum ama öğrenmek için soruyorum. Şimdi genellikle her kızla arkadaş olmanın sistemi bir, o kızlarla konuşurken kafanda o kızları bir ödül olarak görüp kendini de o ödülü elde etmeye çalışan ve bunun için çaba gösteren bir adam yerine koyma. Bu yüzden kızların sürekli güldürmeye ve onları eğlendirmeye çalışıyorsun. Çünkü bunu yaparsan onları elde edebileceğini zannediyorsun. Madem bütün bunları bana anlatmayı seçtin, o halde duymayı istediklerine değil, duyman gerekenleri anlatacağım. Belki de bu canını acıtacak ama senin bir tokat yemeye ihtiyacın var şu an. Şimdi kız senden hoşlanmıyor, sana karşı ilgi duymuyor, seni bir erkek olarak görmüyor. Başlangıçta belki de biraz şansın vardı ama pısırık ve omurgasız davranışlarınla bu şansı berbat etmişsin. Artık kızın bir ilişkisi var ve sevgilisiyle mutlu. Eğer onu gerçekten sevdiğini söylüyorsan bu sözünün arkasında dur ve onu özgürleştir kendi bencilce arzuların için onun yeni ilişkisinde sahip olduğu mutluluktan mahrum görmeyi bırak. Bırak kız mutlu olsun, o da sen de hayatınıza devam edin. Bu macerayı acı ve komik bir anı olarak geçmişin tozlu raflarının arkasına koy ve bırak orada çürüsün. Şöyle bitirmiş mektubunu. Ve tavsiyelerinin hepsini açın. Konuyla alakasız olsa bile. Saygı duyuyorum ve senden öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. 16 yaşındayım bu arada. Belki sen liseyi bitirili çok olmuştur, hangi yaşta olduğumu çözemezsin diye söylüyorum. İyi geceler abi, yaratına bekliyor olacağım. Güzel. Umarım bu söylediklerin bir kulağından girip öbüründen çıkmaz ve gerçekten bu defteri kapatman da sana yardımcı olabilir. En kötüsü bunu dinleyenler yararlanır. Bu senin hayatın, bize giren çıkan yok. Vanity ile ilgili son olarak bahsetmek istediğim şey onun aslında bir put olduğudur. Her insanın bir varoluşsal merkezi vardır ve her insanın varoluşsal merkezinde farklı şeyler bulunabilir. Bu psikolojik açıdan bizim tapmak diyebildiğimiz şeydir. Her insan bir şeylere tapar. Bu şeyler tanrılar da olabilir, güç, para ve şehvet benzeri şeyler de. Vanitis söz konusu olduğunda bu şey kişinin vanitis yaparak putlaştırdığı kadın imajıdır. O aslında gerçek değildir. Vanitis objesinin suretinden ilham alınarak yaratılmış bir puttur, bir tanrıçadır. Vanitis'e yakalanmış erkek bu tanrıçaya tapmaya ve varoluşsal merkezine onu koymaya başlar. Böylelikle bu erkeğin tüm yaşam enerjisi o kutu besleyecek ve erkeğin maskülen benliğini doldurması gereken enerji boş kalarak erkeği omurgasız ve pısırık bir canlıya dönüştürecektir. Etten kemikten kadınlarda bir tanrıça ile mücadele edemeyeceğinden dolayı erkeğin gözü ondan başkasını görmez. Hz. İbrahim'in hikayesini bilirsiniz. Hz. İbrahim bir gün atalarının bir bayram kutladığı zamanda gizlice putların mabedine girer ve elindeki baltayla tüm putları parçalar. Ardından elindeki baltayı da en büyük putun boynuna sarak mabetten ayrılır. Halk bayramdan döndüğünde putların kırılmış olduğunu görünce öfkelenir. Ve bayrama katılmadığını bildiğinden İbrahim'i çağırıp hesap sorarlar. O da adamlarla ha alay ederek, ''Hayır, tüm bunları yapan putların en büyüğüdür. Görmüyor musunuz boynunda baltası da asılı? Gidin ona sorun, tabii konuşabilirse.'' der. ''Allah'ı bırakıp size bir faydası ya da zararı olmayacak bir şeye neden ibadet edersiniz ki?'' Bu kıssayı İslam propagandası yapmak için kullanmadım ama bence konumuzla oldukça manidar. Aynı bu kıssada olduğu gibi vanaytisli erkekte kendisi için bir faydası ya da zararı olmayan, gerçi zarar konusu tartışılır, bir şeye ibadet etmektedir. Bu nedenle vanaytisten kurtulmanın yolu basittir. Vanaytis yaptığınız kadının putunu sembolik olarak kırmanız gerekiyor. Vanaytis kişinin erkek adamlığını hapsettiği bir kutudur. O kutuyu parçalayıp açmadıkça içine kitlediğiniz erkek adamlığınızı kurtaramazsınız. Bir erkeğin hayatının merkezi ve odak noktası kadınlar olamaz. Aksi takdirde bu erkeğin erkekliğinin ölümü demektir. Erkek, erkekliğini putlaştırdığı kadının sevgisi uğruna kurban eder. Ama uğruna kurban ettiği şeyin ne kadar değerli olduğunun farkında değildir. Vanitis bir öz saygın ve öz sevgi sorunudur. Bir erkeklik sorunudur. Bu sebeple bir erkeğin feda ettiği erkekliğini geri kazanabilmek için erkekliği uğruna bu vanitiesi sembolik olarak kurban etmesi gerekir. No contact. Next. Bu dünyada son kalan iki insan siz olsanız onunla birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edecek kadar radikalleşmek. Kendinize, sizi taparcasını seven ve sizinle birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazır bir kadından azını layık görmemek. Vanities'in işlevli çözümlerinden birisi de ile olmayan bir erkek gibi davranmaktır. Beyin kopyalama mekanizması ile çalışır. Yani fake it until make it. Bu sebeple erkeğin erkek cinsel stratejisini tamamen benimseyip tabak çevirmesi ve ilişki odaklı olmadan kadınlarla eğlenip anı tadını çıkarmaya odaklanmasıdır. İstenmek, arzulanmak, erkek için istemek ve arzulamaktan daha sağlıklı ve tatmin edicidir. Zaten vanitesine yakalanan erkeklerde eksik olan şey de budur. Bu erkeklerin kadınlar tarafından gerçekten istenilip arzulabileceklerine dair inançları neredeyse hiç olmadığı için bu da vanitas geliştirmelerine sağlam bir zemin hazırlar. Erkek bir kere sonuç almaya ve kadınlar tarafından istenilip arzulanan bir erkek olduğunu fark etmeye başladığında kanın tadını almıştır ve bu şekilde vanitas'ten iyileşme süreci başlar. Kişinin maskülen benliğinin gelişim seviyesi vanitas ile ters orantılıdır. Bir erkek sahip olduğu her krizin içinde yatan fırsatları görebilmelidir. Vanitas'ın içinde yatan fırsat da onu kurban ederek erkekliğinize yeniden kavuşabilme fırsatıdır. Umarım bu video bu fırsatı fark etmenize sebep olabilir. Evet arkadaşlar, bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Vanitas konusu kırmızı haptaki en önemli konulardan birisi olabilir. Bu nedenle bence bu video çektiğim en iyi videolardan birisiydi bu konunun iyice anlaşılması gerek. Erkeklerin bu konuyu iyice anlaması ve neden böyle olmamaları gerektiğini anlamaları gerekiyor. O yüzden umarım bu video öncelikle bu vakanın analizini yaptığım arkadaşımıza ve aynı sorundan müzdarip olan diğer arkadaşlara yardımcı olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve bu bölüm gibi bölümlerin gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve bu gibi videoların daha fazla insanlara ulaşarak kanalımızın büyümesinde bize yardımcı olun. Bunu unutmayın. Ve son olarak şu an muhtemelen eğer videoyu izliyorsanız ekranda RP Talks Podcast sitesi olarak sattığımız kitapları görüyorsunuz. Bu kitapların linkini videonun altına bırakacağım. Ve blog yazısının ve ilgili alanları. Bu kitapları al alabilmek için bana büyük harflerle indirim yazısı yazıp ulaşacak olan ilk 10 kişiye alacakları bütün kitaplarla %10 indirim vereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca diğer kampanyalar ve size özen fırsatlar için sitemizde abone olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.